Aramızda bir araştırmacı var. Mehmet Ali Bey bize bunu izah etsin. Şöyle ki büyük başarısızlık yok diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Tam cümlesi de şu. Diyor ki parti çalıştı. Parti belli bir çizgiyi yakaladı. Biz başka belediyeleri de kazanacağız. Ve kimsenin gereksiz tartışmalarla partinin enerjisini tüketmesini istemiyorum. Bu cümleler önemli. Yani Sayın Kılıçdaroğlu böyle diyor. Faruk Aksoy diyor ki muhalefet seçimi niye kaybettiğini iyi bir şekilde analiz edemedi diyor. Bir diğer taraftan da Erdem oraya yazmış direnç ve değişim tartışması. Bu tartışmalar muhalefetin seçimi iyi analiz ettiğinin göstergesi mi? Yoksa gerçekten yani hiçbir ders çıkartamamışlar mı? Ne dersiniz? Şimdi öncelikli olarak iktidar seçimden hemen sonra iktidarı söylemem lazım ki ona göre bu süreci için. Okudu. Tabii. Yani okudu çünkü Sayın Erdoğan daha Ankara'daki konuşmaya gelmeden Kısıtlı'da yapmış olduğu konuşmada İstanbul'a yerel seçimlere atıfta bulundu. Start verdi. Yerel seçimi çok önemsiyor iktidar. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun önce yani eleştirmek kolay tabii kaybetmiş olan herkesle ilgili rahatlıkla konuşulabilir. Ama şunu görmek lazım. Cumhuriyet tarihinde çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden bugüne sol bir adayın alabildiği en yüksek oyu aldı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bu bir başarı mıdır değil midir ayrı bir şey konuşacağız. Başarı 50 artı 1 almaktır bana göre. Önce onu söyleyeyim. Ama başarısızlık 48.5'te kalmak mıdır o ayrı bir boyut. Bakın kiminle aldı? Efendim sağ oylarla aldı vesaire. Türkiye'nin sosyolojik bir gerçekliği var. Bu sosyolojik gerçeklikte %70 sağ, %30 sol. Ne yapacak yani sonuç itibariyle o solu çoğaltamayacağınıza göre, vatandaşı sol çizgiye taşıyamayacağınıza göre sağdan oy almanız gerekiyor. Bunun için siz zaten İstanbul'da sağ kökenli bir siyasetçi olan Ekrem İmamoğlu'nu ya da Ankara'da Mansur Yavaş gibi milliyetçi çizgideki, yine sağ çizgideki bir siyasetçiyi sahaya sürerek siyaset nasıl kazandırıyorsa aynı şeyi yapmaya çalıştı Sayın Kılıçdaroğlu gördüğüm kadarıyla. Onu ifade etmek isterim. Bakın biz şu anda bu programda Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirme yapıyoruz. Yaparız tabii ki doğal olarak. İşimiz bu. Yani televizyonlara çıkıyor bu değerlendirmeyi yapıyorsak Faruk Bey son derece haklı. Tabii ki illa o partilerin içinde olmamız gerekmiyor. Burada bu değerlendirmeleri yapacağız. Biriyle ilgili konuşurken illa ondan olmak ya da onun karşıtı olmamız gerekmiyor. Ama şunu görmek lazım. Yani geriye dönük baktığımızda bir önceki seçimle mukayese ettiğimizde mesela HDP dışarıdan destek veren bir parti olarak yani şu anda aldığı oy oranı yerine mesela saat %11'lerde oy alabilseydi, %12'lerde geçmişte olduğu gibi %13'lerde oy alabilseydi ve bu oylar hele hele ikinci seçimde yani tekrarlanma anlamında söylemiyorum ikinci turdaki seçimde sandığa gitmeyen özellikle Doğu ve Güneydoğulu seçmenin %6 civarında olduğunu görüyoruz aşağı yukarı. Bu seçmenler gelip oy vermiş olsalardı, bakın bu tek başına bu bile seçimin sonucunu belirleyebilirdi, değiştirebilirdi. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Sayın Akşener masadan kalkmadan önceki süreçte bütün ciddi araştırma firmalarının 14'lerde, 15'lerde, bazıları daha yüksek gösterdi ayrı mesele ama o oranda gösterdiği düzeyde oy alabilseydi İyi Parti ya da işte 12'lerde 13'lerde alabilseydi ve bu oyları blok olarak taşıyabilseydi çok mümkün olmadı. Aynı şekilde Deva Gelecek Saadet Demokrat Parti efendim bunlar çok çalıştılar az çalıştılar ayrı eleştiriler konusu ama şunu söyleyelim. Yani sonuç itibariyle eğer bu partilerde en azından araştırmalarda görüldüğü şekilde 4-5 bantında oy almış olsalardı bakın bir sürü farklı değişken ifade ediyorum ama olmuş ve bitmiş bir süreç olduğu için çok söyleyebilecek bir şey yok. 48,5 olan oy 1,5 puan yani şöyle 1,5 milyon civarında bir oy yer değiştirmiş olsaydı hatta ondan daha az seçmen yer değiştirmiş olsaydı muhtemelen şimdi Hülya Hanım bana şunu sorardı bu altılı masa ne mübarek bir masa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne güzel bir şey yapabilmiş nasıl başardı bunu diye belki soracaktı yani sorunun şekli değişecekti ama biz şu anda durum üzerinden konuşuyoruz haklı olarak. Şimdi bu saatten sonra yoğunlaşılması gereken alan, ben de arkadaşların söylediği bir konuya özellikle katılmak istiyorum. Yani yerel seçim çok yakın bir zamanda ve AK Parti bu motivasyonla şu anda çok ciddi şekilde özellikle geçirgenliğin olduğu yerlerde yani Adana, Mersin, Antalya, Ankara, İstanbul gibi yerlerde
Şu andaki eğer Cumhuriyet Halk Partisi çok hızlı bir toparlanma içerisine girmezse, adaylarını çok erken bir şekilde, yani kamuoyuna deklare edip etmeme anlamında söylemiyorum, motivasyonunu sağlayamazsa, göreceksiniz evet. 89'da alınan belediyelerin 94'te kaybedilmesi gibi bir süreç yaşanabilir. Bunu öncelikli olarak görmeleri lazım. Kimsenin şu anda muhalefette ciddi şekilde seçim sonuçlarıyla ilgili nerelerde hangi gerekçelerle seçim kaybedildiği konusunu konuştuğunu görmüyoruz. Onun yerine değişimin üzerine odaklanılmış durumda. Değişim şüphesiz kıymetli bir şey. Elbette fatura genel başkana da kesilebilir. Diğer isimlere kesildiği gibi. Ancak şunu öncelikli olarak bilmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik temelleriyle, ideolojik önermeleriyle oy alabilen bir noktada değil. O kadar oyu zaten alıyor. O ne kadarsa işte %20 ise 20-25 ise 25 alıyor. Bunun üstüne oy alabilmesi için mutlaka sağdan oy alması gerekiyor. Mehmet Ali Bey, özür dilerim. Bu değişim meselesinde evet. Yani araştırmacı olarak size sormak zorundayım. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, CHP'nin esas sahipleri bu değişimden ne anlıyor? Mesela CHP değişecek, ne değişecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimini nasıl anlatıyor? Bir de siz de ne düşünüyorsunuz? Mesela Faruk Bey, bir cümle ortada dolanıyor. Ne yapacak CHP? Hemen diyorsunuz eğer toparlanmazsa. Daha dün seçim olmuş, genel başkan orada. Ve genel başkan devam edeceğiz diyor. Yolumuz çok uzun diyor. Başka şeyler söylüyor. Bir de bu değişim tartışması... Seçimi kaybetmişsiniz yani. Önünüzde süreç var. Yerel seçimler yaklaşıyor. CHP nasıl toparlanacak mesela? O toparlanmadan ben ne anlayacağım? Faruk Bey bakın anlatayım ben. Bakın burada Cumhuriyet Halk Partili seçmenle ilgili sorun yok zaten. Cumhuriyet Halk Partili seçmen sandığa gitmiş ve oyunu vermiş. Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partili seçmen %25 kardeşim. Zaten 26 sorun etmiyor. Seçmen değil. Yani dolayısıyla. Tabii sorun seçmen olur mu canım? Yani seçmen Cumhuriyet değil. Halk Partili... Cumhuriyet Halk Partili seçmenin oyu bu kadar. %25 bandında. Cumhuriyet Halk Partili seçmen, ideolojik temele dayalı Cumhuriyet Halk Partili seçmenin oyu bu. Bu yani oyun %30'a çıkabilmesi için mutlaka... Bir şey söyleyeceğim. Bir tartışma olsun mutlaka söylemiyorum. Oy alması gerekiyor. Bakın Mehmet Ali Bey, bir tartışma olsun diye söylemiyorum ama... Ya değişim diyorsunuz. Siz araştırmacısınız. Şu seçimden önce CHP, daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketlerinin... Tamamında Sayın Kılıçdaroğlu bu iki belediye başkanının altında çıkmıyor muydu? Yani ben mi yanlış biliyorum? Siz araştırmacısınız. Bakın, nasıl oluyor yani? Oradaki araştırmayı dikkate almadan bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir değişim yapabilirsiniz? Ya o yüzden Cumhurbaşkanı Faruk yardımcılığı bakın, teklifi gitmedi mi? Evet, o yüzden Faruk o fotoğraflar verilmedi mi? Daha güçlü bakın, bir fotoğraf. Faruk Bey. Bu seçimi tek başına Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmedi. Bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında duran 7 kişinin 7'si birden kaybetti. Eğer kaybetme üzerinden konuşuyorsak. Hayır bu seçimi yani, sadece Sayın Kılıçdaroğlu Ekrem kaybetti. Da sahada Sayın değil Kılıçdaroğlu'nun miydi? Yanında duran isimlerin hele hele altılı masadaki isimlerin tamamı 40 tane de milletvekili aldı. Bence çok kazançlılar. Bakın Cumhurbaşkanlığından bahsediyorum. Yerel seçim anlamında partilerin oy oranları üzerinden değerlendirme yapmıyorum ama bir şey söylüyorum. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da, Sayın Meral Akşener de, diğer liderler de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu refere ettiler ve onunla birlikte seçim kampanyasında çalıştılar. Çalışmadılar demek, onların bu konuda bir emeği yok demek, onlara haksızlık olur, onu anlatmaya çalışıyorum. Ve diyorum tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen, ideolojik nedenlerle oy veren seçmen zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Bir puan fazla, bir puan eksik veriyor. Ama Türkiye gerçekliğini, sosyolojik gerçekliği okumak lazım. Bu gerçeklikte sadece sol ideolojik temeller üzerinden siyaseti okuduğunuzda alabileceğiniz oy işte o kadar oluyor. Onun üstüne çıkabilmeniz için, sağdan da oy alabilmeniz için, toplumun farklı kesimlerinden oy alabilmeniz için, oy oranlarınızı %25'in üstünde bir yere taşıyabilmeniz için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey kendi açısından doğruydu. Ne yapmaya çalıştı? Ki son konuşmasında da onu söylüyor. Altılı değil, gerekirse 16'lıyı kuracağım diyor. Yani farklı kesimlerden oy alabilmesi için buna ihtiyacı var. Yapabileceği bir şey yok. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Yarınlarda ya Sayın Ekrem İmamoğlu bu partinin başına geçtiğinde yani. Mehmet Ali Bey, bir bitireyim bakın. Şimdi biraz önce Cem Küçük yani
arada da olsa doğru şeyler söylüyor. Cem Küçük baştan aşağı bir diyor ki, hayır, Cem en muhalifler ki, arayıp tebrik bak, ediyor. Çok şey enteresan. Şöyle diyor. Bu seçimin sonucuna göre diyor. Bu seçimin sonucuna göre diyor. Eğer muhalefet diyor, kazandım diyorsa, bak kazandım diyorsa diyor. Herhalde bundan büyük bir rüya, bundan büyük bir gariplik yok diyor.